İlk söz talebi Sayın Bahir Polat'ın. Sayın Polat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 365 sayılı, sıra sayılı yasanın 5. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Anadolu topraklarında yetişen herhangi bir ürün ya da üretilen herhangi bir emtiaya kaçak demek bir kere teknik olarak başta yanlış. Dolayısıyla eğer bir niteleme yapmak istiyorsanız yasa dışı, yasalara uygun olmayan ticaret yaklaşımında bulunabilirsiniz. Bu yasa dışı ticaretin temel kaynağı uygulamaya koyduğunuz vergi kanunları. Bir paket sigaranın 16 dalı vergiye giderse yoksul Anadolu halkı bunun ticaretini de yapar. Bunu içmekten başka da çaresi olmaz değerli milletvekilleri. Bakın, kaçakçılık nasıl olur? Bunu size bir iki örnekle anlatmak isterim. Mesela 2012 yılında 2924 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden transit edilmek zorunda olan sigaranın üzerinde gideceği ülkenin dilinde basılı olma zorunluluğu var idi. Bu sizin devri iktidarınızda oldu. Tam 9 yıl sonra kaçakçılığı önlemek için çıkartılan bu Bakanlar Kurulu kararı tam 9 yıl sonra 4919 numaralı Cumhurbaşkanı kararıyla ortadan kaldırıldı. Bu yetmez. İthal edilen tütünlerin kıyım tavına gelebilmesi için orada mutlaka ve mutlaka bir nemlendirme işlemi yapılır. Dahilde işleme rejimi kapsamında bu nemin ve içerideki oranı hesaplanmadan dahilde işlemedeki vergi kaybı ortaya çıkar, kaçakçılık oradan yapılır. Yine tütün kartellerinden bir tanesi, en büyüğü, Fibex denilen bir yöntem uygular. O yöntemle sigaranın tütünün külüne kadar, en ince tozuna kadar kullanılır. Fakat dahilde işleme rejimi kapsamında buna %5,5 fireyi verirsiniz. Kaçakçılığı buradan yaparsınız. Değerli arkadaşlar, bu kanunla, bu kanun maddesiyle yine yeni kurulacak tütün işletmeleri için bir izin söz konusu. Bu izini alabilmek için 50 milyon lira bir teminat öngörülüyor. Yeni kurulacak ya da 5 tonluk bir ticaret yapacak şirketin bunu vermesi mümkün değil. Yine tütün kartellerinin bu yasa marifetiyle önünü açmış oluyorsunuz. Türkiye'nin tütün üretimi ve ticaretinin gelişmesiyle ilgili bakanlıkla teşkil edilen, tekelle yönetilen bir tütün yönetimi varken bugün sadece bakanlığın bir koridorunda bir daire başkanlığına sıkıştırılmış olan bir tütün yönetiminiz var. Yine tütün eksperini bu coğrafyada, dünyada hiçbir yerde yoktur. Tütün eksperliği fakültesi var. Ha, 1997'den beri bunlar da kamuda görevlendirilmiyor değerli arkadaşlar. 4733 sayılı tütün yasası devri iktidarınızda 20 yıl önce çıkartıldı. 20 yıldır da siz iktidardasınız. Ne getirdi? Temel amacı alkol, alkollü içki, tütün mamulleri piyasalarının liberalize edilerek küresel güçlerin istediği biçimde yeniden yapılması, tekelin özelleştirilmesidir. Tekel özelleştirildi. Nitekim 2001 yılında bu kapsamdaki tekelin sigara birimi 2008 yılında piyasa değerinin çok çok altında özelleştirildi. Yaprak tütün birimi ise 2010 yılında kaldırıldı. Sadece iktisadi bir teşekkül olarak tekeli düşünmemek gerekiyor. Tekel fabrikalarının ya da ekim alanlarının bulunduğu yerde aynı zamanda sosyal bir denge belirleyici ve Anadolu insanının o bölgelerde kalmasını, o bölgelerde doymasını sağlayan bir konuma sahipti. Tekel sigara biriminin özelleştirilmesi sonrasında tütün mamulleri sanayinin %84.7'si yabancıların kontrolüne geçmiş. Bir başka ifadeyle Türkiye'de artık tütün işini, sigara işini uluslararası karteller yapmıştır. Anadolu insanının kırsaldaki kalkınmasının önemli ürünlerinden bir tanesi olan bu maalesef Anadolu tütüncülüğü devri iktidarınızda bitirilmişler. Bitirilmişti değerli arkadaşlar. Şöyle özetlememiz gerekiyor. Önümüzde ne yapmamızla ilgili? Siyasi popülizmden uzak, her türlü çıkar etkisine kapalı, ilke ve esasları net olarak belirlenmiş bir milli tütün politikasına bu toprakların acilen ihtiyacı var. Bunu yapacak durumda olmadığınızı, tütün kartellerinin işini kolaylaştırarak gösteriyorsunuz sayın milletvekilleri. Yine Türk tütününün hak edilmiş evrensel itibarının korunması, tütün üreticilerimizin alın terinin hak ettiği değere ulaşması ve tütün üretiminin kırsal kalkınmanın önemli bir aracı olarak ülke ekonomisine katkısının devam etmesi için
tütün ve tütün mamulleri piyasaları yeniden ve kökten yapılandırılması gerektiğini söylüyorum. Bunu yapacak durumda değilsiniz. Bizim iktidarımızda olacak diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.